Arkadaşlar bu GLC PCB firması 10 santime 10 santimden küçük olan 5 adet plaketi 2 dolara basıyorlar adamlar. Eğer siz de bu şekilde yaptığınız tasarımları PCB haline getirmek ve profesyonelleştirmek istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz. GLC PCB'nin sayfasına girdiğinizde yapacağınız baskı devre için fiyat almak üzere şurada şimdi alıntıla kısmı var. Bu şimdi alıntıla kısmına tıklıyorsunuz. Hemen burada Add Gerber File diye bir ikon var. Bu ikona tıklayıp daha önceden çizdiğiniz baskı devrenin zip haline getirilmiş Gerber dosyalarını siteye yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükleme işlemi bittikten sonra hazırladığınız baskı devrelerin ön ve arka görünüşünü buradaki sayfadan görebiliyorsunuz. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra Save to Cart diyerek hemen siparişinizi GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videoda sizlere çok kuvvetli DC motorları kendi imkanlarınızla nasıl çalıştırırsınız bunu göstereceğim. Bakın, burada bir engelli aracı motoru var. Redüktörü de üzerinde. Bu motorlar gayet güçlü ve kuvvetli motorlar. Hatırlarsanız bir önceki videoda yine bir engelli aracı motorundan 5000 wattlık bir rüzgar türbini sistemini nasıl besleyeceğinizi göstermiştim. Eğer o videoyu izlemeyen ve merak eden arkadaşlarım varsa hemen videonun üst taraflarında bir yerlerinde kart gelir. O karta tıklayarak videomuza gidip o motor hakkında da bilgi edinebilirsiniz ki dediğim gibi 5000 wattlık bir sistemi besleyecek bir motordu. Bu konuda bazı videoyu izleyen arkadaşlarımdan tuhaf yorumlar geldi. Ben 5000 watt gücü göremedim, 2 tane ampul yaktım, 5000 watt diye bize yutturuyorsun falan dediler. Ve bazıları da videoyu doğru dürüst izlemeden atlata izlemiş, demiş ki ben 5000 watt güç görmedim, orada 2 tane ampul yaktım, 5000 watt dedin, o motor nerede 5000 watt veriyor? Arkadaşlar, ben motor 5000 watt diye ne videoda bir şey söyledim ne de başlığında bir şey söyledim. Eğer videoyu doğru dürüst izlemiş olsaydınız görürdünüz ki ben videoda bu motorla 5000 wattlık bir sistemi rahatlıkla besleyebilirsiniz. Onu anlatmıştım. Lütfen takipçilerim olarak bunu dikkate alın ve dediğim gibi böyle videomuzu doğru dürüst izlemeden hemen yorum yapan arkadaşlara aldırış etmeyin. Bu konuda söylemek istediğim birkaç şey var. Arkadaşlar, bizim kanalımız teknik bir kanal. Teknik konular öğretiyoruz burada. Lütfen elinizden geldiğince videolarımızı, tamam sıkılıyor olabilirsiniz, belki hitabetim sizi çok kanala bağlayacak kadar iyi değil, sizi kanalda tutacak kadar iyi bir dille, iyi bir anlatım tarzıyla anlatamıyor olabilirim. Ama bahsettiğimiz konular teknik konular, sardırılarak, atlatılarak anlaşılacak konular değil. Öyle olsaydı üniversiteyi biz 6 ayda bitirirdik, hemen mezun olurduk ve piyasaya atılırdık. Meslek lisesi okudum, 4 sene teknik lise mezunuyum. 4 senelik teknik liseyi atlata sardıra sardıra 1 senede bitirip piyasaya öyle atılırdım. Ama dediğim gibi videolarımızın içerikleri önemli. Bakın, sardırarak atladığınızda emin olun çok şey kaçırıyorsunuz ki ben videoların ana konusuna, ana içeriğine geçmeden aralarda bazı teknik bilgiler veriyorum ve bu teknik bilgiler bir ustanın yanında 4-5 sene çıraklık yapmadan edinemeyeceğiniz bilgiler. Lütfen bu konuyu dikkate alın derim. Diyelim ki bir projeniz var. Bir yana kayar kapı yapacaksınız. Bu motoru işte orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ya da bir garaj kapısı yapacaksınız. Bu motoru redüktörüyle birlikte yine o projede kullanabilirsiniz. Ya da bir basit bant sistemi, yani konveyör dediğimiz bant yapacaksınız. Yürüyen bir bant yapacaksınız. İşte yine bu motoru öyle bir projede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Redüktörüyle birlikte olunca bu motorlar çok kuvvetli bir şekilde sizin yapacağınız projelerde kullanabilirsiniz. Tabii bunun bir sınırı var ama birçok projede bu motordan yararlanabilirsiniz. Bu kuvvetli DC motorları burada gördüğünüz trafo vasıtasıyla rahatlıkla çalıştırabiliriz. Ki bu trafo, şöyle biraz yaklaştırayım görüntüye. Gördüğünüz bu trafo bir UPS trafosu. Burada gördüğünüz gibi giriş uçları, burada da çıkış uçları var. UPS nedir bilmeyen arkadaşlarımız için ondan bahsedeyim biraz. UPS açılımı
Uninterruptible Power Supply, yani kesintisiz güç kaynağı demek. Kesintisiz güç kaynakları bilgisayar sistemlerinde, bazı dijital sistemlerde, güvenlik sistemlerinde, serverlarda elektrik kesintisine maruz kalmaması gereken yerlerde, hastanelerde, askeri ekipmanlarda falan şehir şebekesi kesildiğinde şebeke gelene kadar bir müddet daha sistemin elektrik ihtiyacını karşılayan cihazlara. Tabi bunlar küçükten başlıyor, büyüğe kadar, devasa boyutlara kadar UPS'ler var. Bizim burada kullanacağımız en küçük ve en basit tipteki bir UPS'in trafosu, ki bu trafo bile gördüğünüz bu kuvvetli DC motorları çalıştırabilecek kapasitede. Şimdi ben bu trafonun datasheet ile ilgili internette biraz araştırma yaptım. Bu trafonun datasheetine erişemedim ama bazı yabancı kaynaklarda bu trafonun çıkış kısmının 51 ampere kadar verebildiğini yazan dokümanlar gördüm. Bazı satışını yapan sitelerde falan 51 amper olduğunu yazmışlar. Ki birazdan göreceksiniz, bu motoru da rahatlıkla çalıştıracak. Bu motorları çalıştırabilecek trafolar normalde piyasada rahatlıkla bulamayacağınız trafolar, bu birincisi. Bir de bulsanız dahi çok pahalı trafolar. Ama bu UPS trafosunu hurdacılardan, eskicilerden, eski UPS'lerin içerisinden çıkarıp bu tip projelerinizde rahatlıkla çok uygun bir fiyata denk gelecek şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl kullanacağınızı göstereceğim ve trafo hakkında da size birazcık bilgi vereceğim. İsterseniz önce trafonun nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi verelim arkadaşlar. Neden fazla giriş var bu trafoda, çok giriş var, ondan bahsedelim. Ondan sonra da hemen sistemimizin yapımına geçelim. Öncelikle trafomuzun esas sembolinden başlayalım. Normalde trafolar bir primer sargısı olan, bir de sekonder sargısı olan bir çekirdek üzerine sarılmış bobinlerden oluşan bir yapı. Bu yapı primer sargı dediğimiz ilk sargının üzerinden geçen elektrik akımıyla nüvede oluşan manyetik alanın etkisinde kalan ikinci, yani sekonder sargı dediğimiz ikinci sargının uçlarında gerilim oluşmasıdır arkadaşlar. Yani buradan ilk sargıdan, primer sargı dediğimiz ilk sargıdan verilen herhangi bir voltaj, ama bu voltajın asi olması lazım. Çünkü nüvede oluşacak manyetik alanın sabit durmaması lazım arkadaşlar. Ki ikinci sargıda elektrik akımı oluşabilsin. Buradaki manyetik alanın sabit durmaması için de kullandığımız akımın sürekli yön değiştiren asi bir akım olması lazım. Eğer buradaki primer sargıyı DC bir akımla besleyecek olursak, ilk elektrik akımını verdiğimizde burada bir manyetik alan oluşur ve bu manyetik alan sürekli sabit kalacağı için ilk verdiğimizde burada anlık bir gerilim görürsünüz. Daha sonra manyetik alan sabit durduğu için burada gerilim veya akım göremezsiniz. Onun için biz buradaki akımı asi olarak, yani dalgalı olarak sürekli yön değiştirerek buradaki manyetik alanın bir sönümlenip bir açılmasını, bir sönümlenip bir açılmasını sağlıyoruz ki ikinci sargının uçlarında bir elektrik akımı oluşabilsin. UPS trafolarında ise aynı mantık yine geçerli, fakat primer sargı dediğimiz o ilk sargı kısmı ara bölümlerden değişik voltajlar için uç çıkartılmış olarak var. Gördüğünüz gibi burada yine biraz önce voltajını gördünüz, 13.8 volt civarında bir çıkış veriyor bu trafo. Primer sargı kısmındaysa çıkıştaki voltajı bu voltaja yakın seviyelerde tutabilmek adına giriş voltajımız değişse de bizim çıkışımız hep bu civarda kalsın diye ara geçiş noktaları bırakılmış trafolardır. Yani diyelim ki şehir şebekemiz bizim 190 volt civarında geliyor. O zaman buradaki röleler vasıtasıyla, mesela buradaki röle açılmış, elektrik akımı buradan geliyor buraya. Fakat buradaki röle
giriş voltajımız 190 volt olduğu için elektronik devre vasıtasıyla şu pozisyonu alınmış arkadaşlar. Yani elektronik devre giriş voltajına bakmış. Demiş ki ha düşük geliyor. O zaman ben bunu buraya vermeliyim. Buraya verdiğinde çıkışımız 13.8 volt. Şehir şebekesi yükselmeye başlamış. 210 volt civarına gelmiş. O zaman elektronik devre bunu algılayıp bu rolenin pozisyonunu değiştirmiş ve buraya almış arkadaşlar. Buraya aldığında ise 210 volt kısmından beslenen trafo yine 13.8 volt civarında çıkışımızı sabit tutmuş. Diyelim ki daha da yükseldi. Buradaki voltajımız yükselmesin diye elektronik devremiz bu sefer buradaki röle kontağını bu pozisyondan bu pozisyona almış ve daha üst seviyelerde yine 13.8 volt civarında yani yakınlarında bir voltaj vermesi için trafoyu kontrol etmiş. İşte onun için UPS trafolarında birden fazla giriş ucu var. Gördüğünüz gibi burada mesela 4 uçlu bizim kullandığımız trafoda da hemen şöyle yaklaştırayım. Bizim kullandığımız trafoda da normalde 4 uç varmış ama burayı açıp başka bir işte kullanmışlar veya kesmişler veya bir arıza söz konusu olmuş. Burayı iptal etmişler gördüğünüz gibi. Biz ise buradaki 3 sargıdan çıkışımızda kaç volt alacağımızı birazdan ölçerek bulacağız. İsterseniz hemen çalışma masamıza geçelim. Öncelikle trafomuzun bu giriş uçlarından ölçü aletimizi 10 kademesine alıp en yüksek olanını bulacağız. En yüksek değer gösterenini bulacağız. Bakalım 6.3 ohm gösteriyor sarı kablo ile siyah kablo arası. 5.7 ohm gösteriyor mavi ile siyah arası. Sarı ile mavi de 0.4 ohm gösteriyor. Sarı ile mavi kesinlikle değildir. Biz en yüksek olan sarıyla siyahtan bir verelim voltajımızı. Bakalım çıkış voltajımız kaç volt çıkacak görelim. Ölçü aletimi 60 volt AC kademesine aldım ve hemen trafomun çıkış uçlarına ölçü aletimi bağladım. Şimdi burada gördüğünüz gibi fişimin uçları da bağlı ve hemen 220 fişimi şurada şöyle görebilirsiniz. Takıyorum prize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6.93 volt falan çıktı bu uçlarda. Trafomuzun çıkışından. Hemen bir diğerine bağlayalım. 6.93. Şu 0 muhtemelen ortak uç. Yüksek dirençli olan o gösterdiği için. Maviden vereceğim şimdi. Yani bir düşük omajlı olandan vereceğim. Umarım 12 volt almamız için şuradaki uç lazım değildir. Eğer bu lazımsa trafomuzdan 12 volt alamayacağız demektir bu arkadaşlar. Bakalım burada kaç volt çıkacak. 8.15 volt çıktı. AC olarak trafomuzun buradan. Evet arkadaşlar maalesef şuradaki ucumuz bizim 12 volt alabileceğimiz ucumuzmuş ama o ucu iptal etmişler gördüğünüz gibi. Neyse sıkıntı değil. 8 volt civarında biz bu motorumuzu çalıştıralım bir görelim. Fakat motorumuz DC olduğu için öncelikle bizim trafomuzun çıkışlarındaki AC gerilimi DC'ye dönüştürmemiz lazım. Bunun için burada hazırladım. Bu köprü diyotumla kondansatörümü kullanacağım. Bu köprü diyot 35 amperlik bir köprü diyot. Soğutucuya bağlarsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Burada da gördüğünüz gibi 10.000 mikrofarad 63 voltluk bir filtre kondansatörüm var. Hemen bunları bağlayalım ve bir bakalım motorumuzda nasıl sonuç alacağız.
Sıra geldi güç kaynağımızın çalışıp çalışmadığını test etmeye. Hemen 220 fişimizi takıyorum. Buradaki gördüğünüz ucunu da arkadaşlar hemen prizime takıyorum. Ve çıkış voltajımı DC'de ölçeceğim. Şöyle birazcık şunu çekeyim, görün sizde. Evet, DC'de bakalım güç kaynağımızın çıkışı kaç voltmuş? 10.26 volt gösteriyor. Fakat bu 10.26 volt burada kondansatör olduğu için böyle muhtemelen yüke bağlanınca o voltaj biraz daha düşecektir arkadaşlar. Ama bakalım bizim kullanacağımız motorda bu voltaj yetecek mi? İşimizi görecek mi? Onu görelim. Çünkü 51 amper gibi bir akım verebilme kabiliyeti var bu trafonun. 35 amperlik bir diyot kullandık, köprü diyot kullandık. Bir kondansatörle filtre ettik. Bakalım, dediğim gibi bu trafo, yani bu güç kaynağı bizim motorumuzu çalıştırabilecek mi? Hemen şunu şöyle bir alayım kenara. Motorumu da şu şekilde yanına alıyorum. Fakat şimdi işin çok önemli bir noktasına geldi durum. Arkadaşlar, bu tip engelli aracı motorlarında, daha doğrusu birçok engelli aracının motorunda hemen arka kısmında bir elektronik balata var. 24 voltla çalışan bir balata var arkadaşlar. Güç kaynağımız o voltajı vermediği için bunun balatasını serbest bıraktıramayız 24 volt vermeden. Onun için balatayı şimdi geçici olarak sökeceğim ben. Balatayı söktükten sonra motora bir güç verelim bakalım. Motorumuz istediğimiz gibi dönebilecek mi? Görelim hep beraber. Belki aranızda elektronik balatayı ilk defa görenleriniz vardır. Onun için şöyle yavaş bir şekilde sökeceğim. Ve görünsün istiyorum balatamız. Gördüğünüz gibi burada bir balata var arkadaşlar. Bu balata, dediğim gibi, siz 24 volt vermediğiniz sürece devamlı motoru kilitleyecek bir şekilde dizayn edilmiş. 24 volt verip balatayı bıraktırıyorsunuz, yani çektiriyorsunuz. Balata motoru rahat bırakıyor ve ondan sonra motorumuz dönmeye çalışıyor. Ki özürlü araçlarında bu çok önemli bir durum. Eğer siz de bu motorla bir vinç falan yapmaya kalkışırsanız bu elektronik balatayla yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü siz balataya 24 volt verip balatayı motordan ayırmadığınız sürece motor kilitli bir pozisyonda kaçırmayacak bir şekilde duracaktır. Çünkü engelli kardeşlerimiz böyle bir rampayı falan tırmanırken diyelim ki akü bitmiş olabilir, araç arızalanmış olabilir ya da bu kardeşimizin başına herhangi bir iş gelmiş olabilir, bayılmış olabilir. Elini joystick'ten çektiğinde falan araç rampalarda geri geri kaçmasın diye ya da gazdan elini çektiğinde, aracın sürücüsü gazdan elini çektiğinde araç kendi kendini frenlesin diye bu elektronik balatalar kullanıyor bu motorlarda. Hemen şimdi bu balatayı sökelim. Bakın burada balatanın üzerinde hemen oil yazmışlar çarpı. Yani yağlamayın diyor arkadaşlar. Bunu yağlarsanız bu kaçırır diyor. Gördüğünüz gibi balatanın kendisinde altıgen bir yuva var. Bu altıgen yuva motorun arkasındaki bu somun kısmına giriyor. Bakın ben somunu döndürdükçe motor dönüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Redüktörden dolayı dönüyor. Ve bu motor, bu somun burada balatayla birlikte rahat rahat dönerken 24 volt verili olması lazım. Yani 24 volt güç olması lazım bu balatada. Siz 24 volt kestiğinizde yaylar sayesinde buradaki metal karşıya yitiyor balatayı. İki metal arasında sıkışan balata dönemez hale geliyor. Ve dönemediğinden balata motor da dönemez oluyor. İşte onun için buraya 24 volt vermemiz lazımdı. Biz o 24 voltu bu güç kaynağından veremeyeceğimiz için bu balatayı buradan ayırdım. Ve şimdi güç kaynağımızda motorumuza bir voltaj verelim bakalım. Motorumuz ne yapacak? Görelim hep beraber.
Evet. Güç kaynağımız fişte takılı. Bakın hemen burada motorun soketlerinde kırmızı motorun artısı, siyah motorun eksisi. Şu iki beyaz olan da balatanın uçları arkadaşlar. Onun için balatayı nasıl olsa boşa aldık diye ben motorun artı ve eksisinden hemen güç kaynağımızla voltaj vereceğim. Evet. Aslında artı eksi diye bir şey yok. Çünkü bu motorlar ileriye de geriye de dönebilecek şekilde yapılmış bir motor. Fakat artı ve eksinin amacı aracın beynine, aracın motor sürücüsüne bağlarken ters bağlamayın diye arkadaşlar. Evet, şimdi gösteri zamanı, veriyorum voltajı. Verdim, hiçbir şey yok arkadaşlar. Neden? Heh, gördüğünüz gibi burası değmiyormuş arkadaşlar, bakın. Bunu değdirdiğimde gördüğünüz gibi motorumuz gayet güzel bir şekilde dönüyor ve bakın gerçekten de çok kuvvetli bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Yani bu motor yapacağınız birçok projede size gayet güzel bir şekilde iş görecektir. Bu motoru için yaptığımız güç kaynağı da sıkıntısız bir şekilde çalıştı ve sistemimizi çalıştırdı arkadaşlar. Eğer talep gelirse ilerleyen videolarda bu motoru nasıl ileri ve geri kontrol edeceğimizi ya da bu motorun hız kontrolünü nasıl yapacağımızla ilgili videolarda çekeriz. Ama gördüğünüz gibi bu videoda yaptığımız düzenek çok güzel, sağlıklı bir şekilde çalıştı. Bakın arkadaşlar, motorun arkasındaki o somun var ya, altıgen somun dönüyor bakın. İşte bu somun balatanın içerisinde olsa ve balataya 24 volt vermesek bu motor kilitlemiş olacak ve dönemeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde motorumuz çalışıyor. Vinç yapabilirsiniz, garaj kapısı yapabilirsiniz, yanak ayar kapılar yapabilirsiniz, konveyör yapabilirsiniz. İşte bu motorları da bizim size gösterdiğimiz bu güç kaynağıyla sıkıntısız bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, beni dinlediğiniz ve bana vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür teknik konulara merakı olan ve ilgi duyan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.